Teknoloji Elektronik Parçalar Aletler temalı Hewlett Packard Company, genellikle Hewlett Packard, HUL-T-PACKRD, HEWLITPACKRD veya HP olarak kısaltılır, merkezi Palo Alto, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan çok uluslu bilgi teknolojisi şirketiydi. HP, tüketicilere, küçük ve orta ölçekli işletmelere, COBİ'ler, çok çeşitli donanım bileşenlerinin yanı sıra yazılım ve ilgili hizmetler geliştirdi ve sağladı ve hükümet, sağlık ve eğitim sektörlerindeki müşteriler de dahil olmak üzere büyük işletmeler. Şirket, 1939'da Bill Hewlett ve David Packard tarafından Palo Alto'da tek arabalık bir garajda kuruldu ve başlangıçta bir dizi elektronik test ve ölçüm ekipmanı üretti. 367 Edison Bulvarı'ndaki HP garajı, artık resmi bir Kaliforniya tarihi dönüm noktası olarak belirlenmiştir ve Silikon Vadisi'nin doğum yeri olarak adlandırılan bir plaket ile işaretlenmiştir. Şirket, 1938'de Walt Disney'in animasyon filmi Fantasia'nın yapımı için test ve ölçüm aletleri sağlamak için ilk büyük sözleşmesini kazandı ve bu, Hewlett ve Packard'ın 2 Temmuz 1939'da Hewlett Packard Company'yi resmi olarak kurmasına izin verdi. Bir şirket, ürünleri için geniş çapta saygı duyulan çok uluslu bir şirkete dönüştü. HP, 2007'den Lenovo'nun HP'nin önüne geçtiği 2013 yılının ikinci çeyreğine kadar dünyanın lider bilgisayar üreticisiydi. 2-3-4 HP, bilgi işlem, veri depolama ve ağ donanımı geliştirme ve üretme konusunda uzmanlaşmıştır, tasarım yazılımı ve hizmet sunmak. Başlıca ürün grupları arasında kişisel bilgi işlem cihazları, kurumsal ve endüstri standardı sunucular, ilgili depolama cihazları, ağ ürünleri, yazılımlar ve bir dizi yazıcı ve diğer görüntüleme ürünleri bulunuyordu. Şirket, ürünlerini doğrudan evlere pazarladı. Küçük ve orta ölçekli işletmeler ve işletmelerin yanı sıra çevrimiçi dağıtım yoluyla, tüketici elektroniği ve ofis malzemeleri perakendecileri, yazılım ortakları ve büyük teknoloji satıcıları, ayrıca ürünleri ve ortak ürünleri için hizmetler ve bir danışmanlık işi de sundu. 1999'da HP, elektronik ve bioanalitik test ve ölçüm cihazları işini Agilent Technologies'e devretti. HP, bilgisayarlar ve yazıcılar da dahil olmak üzere sonraki ürünlerine odaklanmaya devam etti. 2002'de Compaq ile birleşti ve 2008'de Electronic Data Systems'ı satın alarak o yıl 118,4 milyar dolarlık birleşik gelire ve 2009'da Fortune 500 sıralamasında 9. sıraya yerleşti. Kasım 2009'da HP, 3.com'u, 5 ve anlaşmayı 12 Nisan 2010'da kapattı. 6-28 Nisan 2010'da HP, Palm, Inc. 1,2 milyar dolara satın aldığını duyurdu. 7-2 Eylül 2010'da HP, 3PAR için yaptığı ihale savaşını 33 dolarlık bir hisse teklifiyle 2,07 milyar dolar kazandı ve Dell buna uymayı reddetti. 8-1 Kasım 2015'te şirket, kurumsal ürün ve hizmet işletmesi Hewlett Packard Enterprise'ı devretti. HP, kişisel bilgisayar ve yazıcı işlerini elinde tuttu ve HP Inc. olarak yeniden adlandırıldı. Jabil Inc., dünya çapında bir Amerikan üretim hizmetleri şirketidir. Merkezi Florida, St. Petersburg'un Gateway bölgesinde olup, Tampa Bay bölgesindeki en büyük şirketlerden biridir. 6. Jabil'in 30 ülkede yaklaşık 100 fabrikası ve dünya çapında 260 bin çalışanı bulunmaktadır.
Flex Ltd. 2. Önceden Flextronics International Ltd. veya Flextronics olarak bilinirdi. Bir Amerikan Singapur merkezli çok uluslu çeşitlendirilmiş üretim şirketidir. Orijinal ekipman üreticilerini ilgilendiren konularda yalnızca Pegatron'un arkasında 3. en büyük küresel elektronik üretim hizmetleri EMS, orijinal tasarım üreticisi ODM şirketidir. Flex'in şirket merkezi Singapur'dadır ve idari merkezi San Jose, Kaliforniya'dadır. 4-5-6 şirketin 30'dan fazla ülkede üretim faaliyetleri var ve toplamda yaklaşık 160 bin çalışanı var. T-Connectivity, otomotiv, endüstriyel ekipman, veri iletişim sistemleri, havacılık, savunma, tıp, petrol ve gaz. Tüketici elektroniği ve enerji gibi çeşitli endüstriler için konektörler ve sensörler tasarlayan ve üreten İsviçre merkezli bir Amerikan teknoloji şirketidir. T-Connectivity 8.000'den fazla mühendis de dahil olmak üzere 89.000 çalışandan oluşan küresel bir iş gücüne sahiptir. Şirket yaklaşık 140 ülkede müşterilerine hizmet vermektedir. Corning Incorporated, özellikle endüstriyel ve bilimsel uygulamalar için özel cam, seramik ve gelişmiş optikler dahil ilgili malzeme ve teknolojilerde uzmanlaşmış bir Amerikan çok uluslu teknoloji şirketidir. Şirketin adı 1989'a kadar Corning Glass Works idi. 3. Corning 1998'de Corning Consumer Products Company'nin yan kuruluşunu, şu anda olarak bilinir Corelle Brands, Bordene. 2014 itibariyle Corning'in 5 ana iş sektörü vardı: görüntüleme teknolojileri, çevre teknolojileri, yaşam bilimleri, optik iletişim ve özel malzemeler. Corning iki ortak girişimde yer almaktadır: Dow Corning ve Pittsburgh Corning. Quest Diagnostics ve Covance. 1996'da Corning'den ayrıldı. 4. Corning, 2007'de iPhone'u geliştirmek için Steve Jobs ile çalıştığından beri Apple Inc.'in ana tedarikçilerinden biridir. 5. Corning, Gorilla Glass'ı geliştirir ve üretir, birçok akıllı telefon üreticisi tarafından kullanılıyor. Dünyanın en büyük cam üreticilerinden biridir. 6. Corning, ürün ve süreç yenilikleri için Ulusal Teknoloji ve Yenilik Madalyası'nı 4 kez kazandı. Amphenol Corporation, elektronik ve fiber optik konektörler, kablo ve koaksiyel kablolar gibi ara bağlantı sistemlerinin ana üreticisidir. 4. Amphenol. Şirketin orijinal adı American Phenolic Corp. Dan bir portmantodur.
Xerox Holdings Corporation, ZRKS, kısaca Xerox olarak da bilinir, 160'tan fazla ülkede basılı ve dijital belge ürünleri ve hizmetleri satan bir Amerikan şirketidir. 3. Xerox'un merkezi Norwalk, Connecticut'tadır. Ekim 2007'de Stamford, Connecticut'tan taşınmıştır. 4. New York'ta kurulmuş olmasına rağmen, 5. en büyük çalışan nüfusu Rochester, New York'ta bulunmaktadır. Şirketin kurulduğu bölge. Şirket satın aldı 2010'un başında 6,4 milyar dolara bağlı bilgisayar hizmetleri, 6. büyük bir gelişmiş şirket olarak. Sürekli olarak Fortune 500 şirketleri listesinde yer almaktadır. 7-31 Aralık 2016'da Xerox, iş süreci hizmeti operasyonlarını esas olarak bağlı bilgisayar hizmetlerinin satın alınmasıyla elde edilen operasyonları, halka açık yeni bir şirket olan Condon'a ayırdı. Xerox, belge teknolojisine ve belge dış kaynak kullanımına odaklanıyor ve 1961'den 2021'e kadar NYSE'de ve 2021'den beri Nasdaq'ta işlem görüyor. 8. Xerox ve Palo Alto Araştırma Merkezi'ndeki araştırmacılar, masaüstü metaforu GUI, bilgisayar faresi, 9. ve masaüstü bilgisayar gibi kişisel bilgisayarın birkaç önemli unsurunu icat etti. 10. Kavramlar Apple ve daha sonra Microsoft tarafından benimsendi.